Buyurun İpek Hanım. Esra abla, Hakan'a soracaklarım var benim birazcık. Sor. Abla ben dedim ya size, geçenlerde onun evine gittim diye. Hı. Git, gelmedim mi size ben geçenlerde hani? Şükriye konusundan. Hani sakal tıraşı olmuşsun hani gittin. Hangisinde? En son konuşmamı size geldim hani. Evet, çocukla geldin, evet. Çocukla gelmedim. Tek geldi. Hakan. Çocukla gelmedim diyorum sana. Akşam tek geldim. Geldin. Akşam geldin gece. Gecenin köründe geldin. Gece değil. Geldim ya Hakan en son size. En son gece geldin İpek. Annen saat 11-11.30 geldin, kapıya dayandın. O değil. O. Sen dedim, neden dedim Hakan dedim. Yengenlere gittin dedim, sakal tıraşı olmaya dedim. Evet. Hatırlıyor musun? Tamam. Onun için geldim ben sana konuşmaya değil mi? Sen dedin sakal tıraşı oldum dedim. Şükrü'ye gelmiş Hakan dedim, İstanbul'dan dedim. Senin dedim ne işin var orada Hakan dedim sana değil mi? Sen ne dedin, o yok orada. Değil mi? Öyle demedin mi? Evet dedim. He. Benim telefonlarım açılmıyor. Sonra bu muhabbet bak. Gececiyim ben. Gececisin. Çalışmıyordun tabii. O zaman. Çalışmıyordum. Evet Hakan. Kaç bir önce? Ay evde oturmadın mı Hakan ne sen? Bu? Ne zaman bu dedin senin? Seninle birlikteyken işte. Tıraş olmaya gittim bir iki gün sonra ben sana gelmedim mi konuşmaya? Hatta sen de dedin pek gelsen bize seninle, dedin. Seninle biz birlikteysek sen karttan nasıl parayı çektin o zaman? Nasıl? Ben çalışmıyorsam. Nasıl maaş yatıyordu o karttan? O sonra diyorum. O sonraki sonra, olay. Sonraki olay. Çarptırıyorsun şu neden an, Hakan evet. Yalan konuşuyorsun? Yalan konuşmuyorum. Neden yalan konuşuyorsun yalan Hakan? Yalan konuşmuyorum. Beni süzeceğine buralarıma bakacağına bana yüzüme ben konuş. Ben seni süzmüyorum. He, gördüm Hakan. Böyle baktın. Ha. Konuş Hakan hadi. Neyi konuşayım? Sen bana demedin mi İpek? Şöyle tükürük attın duvara. Evet. İpek dedin, Şükrü'yle dedim benim adım çıkarsa, bir şeyim çıkarsa, duyulursa... ...sen dedin haklısın dedin, çek vur bıçak mutfakta dedin. Evet. Hakan dedim, senin cezanı mı yatacağım dedim, bir tane oğlum var dedim benim evet. Dedim. He. Sen de seni şikayet etmem İpek demedin mi? He. Demedin mi Hakan? Oğlunun üstüne yemin ettin. Demişim benim oğlum olsun. Hasta. He? Neden yemin ettin şimdi bunları burada tartışıyoruz? Oğlun hasta, oğlun kanser mi? Kanser değil, ben temiz obalarını vermedim mi edamlısı neden geldin buraya benim oğlum doktor kanser doktor bana dedi? Ne dedi Esra abla? Oğlum dedi, her şeye hazırlıklı ol dedi, onun için dedi. 10 tane doktorun odasından çıktım ben, 10 kişinin içinden. Bana dedi ki her şeye hazırlıklı ol dedi, oğlun için dedi. Ne demek bu abla? Her sen şeye hazırlıklı eski ol oğlun için geç. Ne demek abla bu? Sen şimdi eski, sen buraya boşanmak için gelmedin mi? Esra abla. Duyuyorum ve dinliyorum ikinizi de. Oğluna her şeye hazırlıklı ol derse bir onkoloji doktoru ne dersin, ne düşünürsün oğlun için? Ya bir kere o kapıdan geçmek bile bir insanın evet. Ömrünün yarısının tükenmesine tamam. Sebep sonra, oluyor. Ama bunun için biraz vicdana bir sahip olmanız gerekiyor. Çocuk duygusunun, ebeveyn olmanın, o sorumluluğun farkında olmanız evet, gerekiyor. Yani doktorun bir şey demesine gerek yok. O ihtimal bile... Evet. Allah korusun. Evet Hakan Bey, her türlü sorunun kaynağı sen ve Şükriye'sin ama sizden boşanması gerekenler İpek ve Eyüp mü? Boşanmak istemiyorlar zaten. Buraya niye boşanmak çıkınca, istemiyorlar? Anlamadığımız da o zaten Esra Hanım. Buraya çıkınca ikisi de boşanmak istiyor bir anda. Şu çok ağır değil mi Hakan Bey? Ya şimdi insanlar bir ilişki yaşar biter de siz diyorsunuz ki 11 yıldan beri Şükriye Hanım'ı seviyorum. Bir çocuk var, bir kadın var. Yani yaşanmışlıkların hepsi mışmış yani sizin için. Yani birinin hayatında eş olarak yer almışsınız ama hiç sevilmemişsiniz. Bir evlat vermişsiniz ama o aile olamamış. İnsanın bu gerçeği öğrenmesi, yani siz çok basite indirgiyorsunuz. Yani istediğiniz zaman Şükriye Hanım'la bir araya geliyorsunuz, istediğiniz zaman ayrılıyorsunuz. Avukat Hanım sizin, sözümü keseceğim, sizin bir şey geldi aklıma. Sizin iki dudağınızın arasında. Bir dakika, Avukat Hanım sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Hakan beni Şükriye ile beraberken benimle yazışan, görüşen, buluşan bir öyle insan... Bir şey yok. Nasıl? Ne dedin? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şeymiş. Evet. Şevket Yılmaz'a çocuk... gidin abla. Kayıtları çıkarın. Şükriye, babası babası hastaneye yatarken Egemen'i getirdik bize. Biz hastaneye götürmedik mi Egemen'i acile? Baban da hastanede yatmıyor. Bak, direkt gülüyor Esra. Annenle falan görüşmedik mi abla acilin dışarıda? Evet. Ha. Ben ne dedim annene? Anne dedim, oğlum dedim, benimle birlikte oldu dedim. Ben hamile olabilirim dedim. Ben yakın dedim babamın zamanda. Kapısına. Ne zaman abla? Yakın bir zamanda. Yok yok, nikah yoktu daha. Yakın zamanda değil o. Yakın zamanda değil. Zaten yakın zamanda da birlikte oldu bir iki ay önce işte. Bir iki ay söyledim önce. Ya. Şükriye varken. O zaman da benimle birlikte oldu bu.
Söyledim annesine. Oğlum aydır, dedi. Üç aydır ben senin yüzünü görmüyorum. Üç dört aydır ben senin yüzünü ya, görmüyorum. Ya mahalleye zaten. Gideyim mi? Kamera kayıtlarını toplayayım mı? Soner eniştemi gördük hani. Ondan önce sen benimle birlikte oldun hatırlıyor musun? Egemini getirdim ya, sallamayı sana. Sallamayı pek boşu boşuna. Sen neden sallayayım? Üç dört aydır ben seninle ne mesajlaşıyorum ne görüşüyorum. Neden? Sen kendin demedin mi daha? Ay kendi. Cuma günü engelledi beni diye. Ben ne? Seninle ne mesajlaşıyorum ne görüşüyorum zaten. Sen gecenin köründe kalkıp kapıya dayanıyorsun. Neden dayanmış? Sen bir dakika. Sen benimle birlikte olup beni babamın kapısına göndermedin mi? Ertesi sabah kullanıp bebek yapıp. He? Bebek yap. Evet. Ne yapıp? Bebek yapıp abla. Sen buraya ne için benimle geldin? Benimle birlikte sen olup. Sen buraya ne için ertesi geldin? Sabah Şükrü'ye gidip üstünü başını yırtıp seni seviyorum deyip. Kim seviyor? Şükrü'ye ile birlikteyken benimle birlikte oldu abla. Beni aldı Şükrü'ye. Sen bana sizin belanızı versin ya. Sen buraya ne için geldin? Ne için vallahi geldim? Abla, burada sen benim sorularıma cevap ver ilk önce. Sen buraya ne için geldin? Ben seni boşanmaya geldim. Buraya boşanmaya geldim. Evet. Biz bunu sana Bursa'da çok defa söyledim ben sana boşanalım diye. Niye boşanmak istemedin? Bunları ben boşanmak istemedim. Boşanma davası açar abla ya. Dava bile açmamışsınlar ya. Ben bunları senden boşanacaktım. Bir resimlerinizi bekledim, videoları zaten biliyorum sizin birlikte olduğunuzu. İpek, bu ihaneti ilk Eyüp'e söyleyen sen misin? Evet. Bilmiyorum daha önce başka yani birisi. Ondan sonra bunların ikisi zaten iyice bir konuşmaya dersiz sanma. Kanıtları be. Çıkar. Terbiyesizleriz seni ya. Sus lan sen. Kendi terbiyesizliğini böyle... Sana... Utanıyor olmanız lazım. Ama eğer bunlarda utanmam olur. İpek'i tanıyorsanız İpek'in bunu yapmayacağını da biliyor olmanız gerekiyor. Siz şimdi biliyor herkesi abla, Şükrü'ye biliyor, gibi biliyor. Sanıyorsunuz. Biliyor. Yani Şükrü'ye aldatabilir. Biliyor, biliyor. Sen bütün herkesi Şükrü'ye gibi sanma. Vallahi herkesi Şükrü'ye gibi sandığın değil Esra Hanım. Ayrıydım ben. Bir sene kaldım. Biz evliyken kendisine... Başladım. Beni bir dinler misiniz? Beni bir dinler misiniz? Sen ilk önce bebek konusuna gel. Beni bir dinler misiniz? Bebek konusuna gel. Şükrü'ye ilerken benimle de birlikte olduğun konuya gelin önce. Esra Hanım siz şimdi... Bir şey desene lan. Görmüyor musun bunları? Biraz söyle. Biraz durumun varsa sorsana. Sen de mi utanmıyorsun? Sen utanmıyorsun. Ama eğer yaşayıp beni dinleyeceğim. Sana lan biz burada iki kişi konuşuyoruz. Sen ne yapıyorsun orada? Bir dakika. Erkekler böyledir. Yani o karısı da beraber olur. Gider sevgilisine karımla mutsuzum da der. Yani ve bunu çok normal bir şekilde yapıyorlar. Çünkü her iki taraf hep denge... Bir şey diyordum ben yanlış... Abla, bu bana nikah kıymadan önce yaz ayında geçen sene... ...bu benimle birlikte oldu. Tamam onu anladım hayatım. Ha. 10 kere söyleme. Ama Şükrü'ye ile de birlikteydi o arada. Şükrü'yü bıraktı, beni aldı. Sonra Şükrü'ye ile gitti, ağız münakaşası yaptı. Hayatım bak, şimdi onlar beraberdi evliyken. Senin kocan Şükrü'ye ile seni aldatıyordu. Şükrü'ye Hakan'la Eyüp'ü aldatıyordu. Hepsi ilişki bitti, size geri döndüler. Evet. Evlilikler devam ederken sonra tekrar beraber olmaya başlayıp bu hale getirdiler. Bir dakika abla, bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, bir şey sen konuştun. Bir şey söyleyeceğim, o konuyla alakalı mı? Hep sen konuştun, bir saniye, bir dakika. Ben de unutacağım. Abla bana dedi ki bu, bana dedi ki meşe zattı. Meşe azarda çıkartabilirim, vardır telefonumda. Bana dedi ki, İpek dedi, buradan git sen dedi, seni istemiyorum dedi. Dedi bana, ben gitmedim. Oturdum, annesi dedi, otur kızım dedi, sen dedi, onun karısısın dedi, bir tane çocuğunuz var dedi. Yuvanı toparlamaya bak dedi. Onunla dedi, olmaz dedi Şükrü'yle. Olmaz dedi. Ablası dedi... Yani İpek... Şükrü'nün teyzesi bunu söyleyen aslında. Evet ablacığım. Ablası dedi, İpek dedi, biz senin arkandayız dedi. Benim dedi, yeğenim var dedi, Egemen dedi, seni bir kenara koy dedi, Şükrü'yü bir kenara koy dedi. Eniştesi de öyle. Biz senin arkandayız İpek dedi, nikahını yaptır dedi, oturacaksın burada dedi. O insanlar sana onları söylemesine rağmen niye o insanlara nankörlük yapıyorsun o zaman sen şimdi? Neden annem böyle bir cümle neden kurdu yaptım? Mu Hakan? Bir dakika, sen bir saniye Esra Hanım. Sen karısısın, Şükrü'ye gelir geçer. Bana sesini yükseltme! Esra Hanım, şimdi az önce dediniz ya siz herkesi Şükrü'ye gibi zannetmeyin. Evet. Bu hanımefendi de ben daha Şükrü'yle görüşmeden önce zaten evine daha evliyken, boşanma davamız varken...
Evet. Facebook'ta babasıyla beraber kapı gibi böyle bir dosya göstermişler. Boşanma davamızı açtık diye. Hı. Aradan 3-4 gün sonra... Yok, pardon, özür dilerim. Bir ay, bir buçuk ay sonra... Yalanla. Bir ay, bir buçuk ay sonra... bir şey oldu, biz tekrar bir barışma sürecine girdik. Evet. Ondan sonra ben barışma sürecinden sonra bana dedi ki... Hakan, ben başka biriyle görüştüm. Aa, yapma İpek. Yalan abla. Ben başka biriyle yalan. Görüştüm. Yalan. Beni iste... ben ondan sonra hayır, birazcık abla, sinirlendim. Hayır abla, yalan söylüyor. Eve gittim hatta, annelerin evine yalan gittim. Yalan söylüyor. Tamam, bir dakika, evet. Kur'an'a basarım İpek. Aa, Kur'an'a basarsın. Bir dakika. Ondan sonra ben çocuğumu almak için hatta evlerine... Kimin mikrofonu? Hakan'ın mikrofonu gitti. Evet. Geliyor mu şu an? Yok, gelmiyor sesiniz. Hemen ekip arkadaşlarım mikrofon uzatacaklar. El mikrofonu da verelim. Bu olaydan sonra kafa sallayabilirsin. Barıştınız mı? Tekrar nikah kıyıldı mı o boşanmadan sonra? Evet, kıyıldı. Seni aldattım, ben başka birini düşünüyorum dedi. Başka bir kişiyle görüştüğünü söyledi. Ben sonra zaten çocuğumu almak için gittim. Hatta evet. Çocuğumu aldım, 3-4 gün bende kaldı. Çocuk anneanne diye ağlayınca mecbur geri bıraktım çocuğu. Hmm. Çocuğumu almaya gittiğim sırada ben orada birazcık hatta... Şey yaptık, sözlü dalaşa girdik annesiyle, evet, babasıyla. Yalan söylüyor abla. Hakan Bey, bu olaydan sonra nikah kıydınız mı siz tekrar? Bu ikinci nikah bu olaydan önce mi kıyıldı? Sonra. Sonra kıyıldı. Evet. Yani bu olay yaşandı, sen bunları duydun. Sana çok sinirliydim, o sırada başka biriyle görüştüm dedi, değil mi? Görüşmüş, çocuk hatta istemeye gelmiş eve. Yalan söylüyor abla. Bana bak, yalan Şükriye söylüyor. De 11 yıldır sinirli ama, Eyüp'le evlenmiş. Ama sen diyorsunuz niye bu kadar ya, şeyleri... Diyorsunuz ya, herkesi Şükriye gibi zannetmeyin. Tamam, benim... Şükriye de sen de sinirli tamam. Evlenmedin mi? Şükriye ile ben görüşmeden önce zaten olan bir olay. Yalan söylüyor. Ben o olaydan sonra Şükriye ile görüşüyorum. Esra Bey, soruyu kendinize sorun ve cevaplandırın lütfen. Yalan söylüyor abla. Siz bunu bildiğiniz halde eşiniz bir başkasıyla görüşmüş, istemeye gelmişler. Niye ikinci nikah kıydınız? Kalbinizde de Şükriye Hanım var. Çocuğum için. Çocuk için. Şimdi o zaman alkışın çocuk seni. İçin. Çocuk barışın içinse. Hadi. Barışın o zaman. Hadi bakalım. Da, bu tarafta denedik, bir çocuk var. Denedik, olmuyor. Ha? Bir şey olmuyor, söyleyeceğim. Denedik. O benle sen, barışır. Dediğinizde siz de inanmıyorsunuz. Ya, böyle bak, ciddi bir Şükriye konuda gülüyorsunuz. Şükriye görüşe Eyüp'e karşı o bana döner. Ben burada milyonların önünde şahidim. Bak sen diyorsun ki Hakan... Ayıp ekme, özür dile ya. Af dile o zaman. Ayaklarına kapan Hakan'cığım. Ne yapacağım ya? Yazıklar. Neden ayaklarına kapanacağım onun? Nasıl bir Şükriye kadın abi? Şükriye diyorum sana karşı ya. Bir şey. Baksana hani, yalvarıyor çocuğu. Bir ışık görürse... Çok güzel yazıklar konuşuyorsun. Zoruna mı gitti öyle konuşması? Aslında ikiniz de benzer cümleyi kuruyorsun. Sen Eyüp'e diyorsun ki ben sana bir ışık versem dönersin. Evet. O da diyor ki... Şükriye kocasına bir ışıkla dönse, bu da ışık hızıyla bana döner. Evet. Yani ortada gerçek, evet, kalıcı, samimi, içten bir duygu yok. Şey, dozeri bilirsiniz değil mi böyle? Ya geçer ya, toprağa ezer, ben geçer. Allah ve ya, hiç umrunuzda olmuyor şeyler. O yüzden çok tekrar barıştık ya. Bana yalvaran sendin. Ben sana yalvarmadım. Mahkemede Esra, bir şey söyleyebilir miyim? Biliyor nasıl ağladığını bana. Esra abla, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hakan bana dedi ya, birlikte olduğumuz zaman daha nikah yoktu bizim. Bana dedi. İşte Meşaz'da dedim ya abla, Meşazlar'da var diye. Ha, ne diyor bana Meşaz'da? Bana hakaret etti. Okay. Karaktersiz anlamıyorum. İçine benim evlatlarıma yazık olmuyor mu abla? Evet. Her dedi. Benim evlatlarıma yazık birlikte olmuyor mu abla? Birlikte olduğum kişi alsaydım dedi, evde dedi. Haldeler çocukların. Ya kızın seni istemeyen bir kız bir kere be. Abla, çocuğu dolduruyorlar çünkü. Diyorlar ki evet, yok baban istemiyor. Hastaydı benim ya. Kızım yara içindeydi, her yeri bir kere aramadım ben. Yalan söyleme be. Aramadım abla, ilaç parası abla, istedim. Abla Esra abla. Esra abla. Dedim Eyüp dedim ilaç parası derken yüzüme kapattı. Abla yalan söylüyor. Esra abla. Esra abla. Hayır. Bak şimdi bu 4-5 günü buradayız değil mi abla? Onun benim çocuğum ta Bursa'da, bir tanesi bende ta burada. Evet, kaçırdığın yolda. İçin sen abla, bir anne olan kadın buraya kadar gelmiş. Der ki ya benim çocuğumu görmek sordum istiyorum ben ya. Sordum ben, evet, nerede Esra, diye abla, sordum. Buraya gelmeden sonra siz 5 aydır ayrısınız değil mi? 5 aydır sen çocuğu görmek için gitti mi? O çocukları görmek için Bursa'ya geldi mi? Gelmedi. Abla, ayırdım. Beni tehdit ediyorlar abla. Nasıl gideceğim? Bulmamı ise engelli abla. Adam ne? Öldürse ceza almaz ya. Nasıl engelli gideceğim diye oğlumu göreceğim ben evlatlarıma? Ya küfür etmeyi biliyorsun ya. O zaman etmeyeceksin. Tutacağım abla, ağzını. Abla, kendin niye benim çocuğum tutacağım? Sen küfür etmeyi biliyorsun. Can güvenliği olmadığı için gitmiyorsun. Evet abla, aynen. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var.
Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.